Adaşım gelmiş. Evet. Hoş gelmiş. Zuhal nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Zuhal'den Zuhal'e. Evet. Nereden geliyorsun? Kahramanmaraş Elbistan ilçesinden geliyorum. Kahramanmaraş'a selamlar, sevgiler gönderelim. Evet Serkan, Zuhal geldi. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Tavuk için de Allah razı olsun. Ama bak tavuğun haline bak Zuhal. Senin tavuk ne hale? Bir deri bir kemik kaldı. Tavuk. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Bunlar yediler hepsi. El birliğiyle. Hunharca daldılar. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Bu güzel jestiniz için. Hayriyetten teşekkür ederiz. Arkadaşlarla beraber. Sevindim. Yani tam ben yiyemedim de. Tahmin ediyoruz onu, evet. Evet. Ben buradan kalkıp gidene kadar gitti. Bitirmişler gitti. Zaten. Tavuğu yalnız bırakmamalıydın Serkan. Evet. Kaç yaşındasınız Zuhal Hanım? 28 yaşındayım. Anladım. Bir evlilik yaptınız mı daha önce? Bir evlilik yaptım. Evliliğimden 8 yaşında bir dünyalar güzeli bir kızım var. Allah maşallah, Allah bağışlasın. Amin cümlemizinkini. Beni izleyerek geldiniz galiba. Evet tabii ki izleyerek geldim. Şimdi size zor sorular soracağım. Sen de evlilik yapmışsınız zaten, hazırlıksınızdır böyle sorulara. Evet. Bir tez hazırladım geceden. Şimdi şöyle bir şey var. Mantık evliliği mi yaparsınız, aşk evliliği mi? Şimdi şöyle, ben hayatta genelde hani sevgi görmedim aslında. Hani insanlar anne sevgisidir, baba sevgisidir, evlat sevgisidir. Bir de eş, evlendiğin kişinin sevgisi vardır. Ben baba sevgisini asla görmedim. Neden? Kayıp mı ettin babanı, ayrıldılar mı anneyle? Yok, ayrılmadılar ama babam bazı durumlardan dolayı hani kendi sevgisini dışa vuramayan bir insandır. Birazcık da gaddardır, vicdansızdır. Yapma ya. Evet, onun yüzünden hani sevgi görmedik. Şu an nasıl diyeyim? Anne oldum. Anne sevgisini, annelik duygusunu yaşadım. Öyle bir sevgim var. Şimdi de ben aşk evliliği yaparım. Tabii ki aşkta, aşk evliliği yaparken de insan mantıklı düşünmek zorunda ne olursa olsun. Hani ikisini bir ayırt etmemek gerekiyor. Sanırım ilk evliliğin aşk evliliği değil, birazcık zorlama olmuş. Görücü usulü. Evet, görücü usulü. Evet, görücü usulü oldu. Çok kötü. Ama ve yine de kötü işte, alışkanlıkları olduğu için. Aynen. Kötü saçmadım. Alışkanlıkları, alışkanlığı vardı. Vazgeçmek istemedi o alışkanlığından. Zorla da zorlamıyor yani. İnsan zorlayamıyor. Bir evlilik yürümüyorsa onu orada bitirmek gerekiyor bence. Yani bir tane evladım var. Onun ona ben verdim zararı zaten. Ya. Birimi hani biri iki olduktan sonra ikincisine de zarar vermek, onun da hayatını öldürmek istemem yani. İstemedim. O yüzden de bitti evliliğim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Evet. İnşallah Rabbim sana hani Serkan'la, inşallah Serkan olur. Çünkü gönlünden o geçiyor. Evet. Ama olmazsa da inşallah hani bir sonraki ve son evliliğin umarız. Evet. Seni mutlu eder. İnşallah. Çünkü çok acılar çekmişsin. Aynen. Ya sevgi görmedim. Aslında ben sevgiye çok aç bir insanım. Sevgi, ilki, yani ben bunlara acım. Maddiyat konusuna gelince mesela maddiyata hiç kesinlikle önem veren bir insan değilim. Yeter ki mutlu olayım, huzurlu, sağlıklı olayım. Benim için en güzel şey bu. İnşallah, inşallah evet. Zuhal'cığım. Efendim? Soru soracağım, korkuyorum. Niye? Çok uzun cevaplar veriyor. Ha. Yayın biter. Sor sen, sor. Ama ya gayet mantıklı konuşuyor yani. Evet. Teşekkür ederim. Aklı başında bir insan belli zaten. Teşekkür ederim. Şimdi diyelim ki annem bize geldi. Evlendik varsayalım. Evet. Bir ay kalacak. Evet. Ne dersiniz? Sizin anneniz. Yayını kapatacağız birazdan, başlayın. Sizin anneniz mi? Evet, bir ay. Bir ay. Tabii ki başımın üstünde yeri vardır. O bizim atamız sonuçta, onu kesinlikle her geldiğinde çok güzel bir şekilde ağırlarım ben yani. Bravo. Ki kesin de gelir, haberiniz olsun. Ben biraz anne kuzusuyum. Bence gelmesi gerekiyor. İnsanın büyüğü olmazsa kesinlikle hiçbir şeyin üstesinden gelemez. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Eyvallah. Atamız çünkü. Kesinlikle atamayız.
Anneyle benim... yaşamaya karşı değilsiniz galiba. Efendim? Yani kayınvalidenizle yaşamaya karşı değilsiniz galiba. Hayır, kesinlikle benim öyle bir düşüncem olmadı, olmaz da yani. Şimdi şöyle, peki ben size bir soru sorsam? Tabii. Peki benim annem geldiğinde siz nasıl? Çalışmadığım yerden sordun şu anda. Aynen. Yok, başımızın üstünde yerimiz var. Yani insanlar yine de bir karşıdan böyle bir ılımlı bir şey bekliyor, olumlu bir şey bekliyor bu soruya i̇llaki, karşılık. İllaki. Evet. İllaki. Çok hani böyle küsme huyunuz var mı? Şimdi şöyle, insanlar nazını çektiği kişilere küser bence. Hani nazını çekebiliyorsa karşı taraf ona bence küskünlük olur ara sıra. Ama çok uzun sürmez benim küskünlüğüm. Ya çok sıcakkanlıyım zaten demiş. Bir insanla tanıştığımda yıllardır tanıyormuş gibi evet. Hemen samimi olabilirim, bir bağ kurabilirim evet. Demiş. Peki. Peki ben çok kıskancım, bunu bilerek geldiniz değil mi buraya? Evet, ben de kıskancım ama kıskançlık bence yerine göre. Yerine göre. Abartısı hastalık denecek kadar. Benimki öyle galiba. Kötü bir şeydi. Efendim? Benimki öyle galiba. Affedersiniz. Angelina geldi. Hayırdır, sen çaya çıkmıştın. Ha, ne oldu? Bir sen eksik. Bir şey söyleyeyim. Hoş geldin Angelina Hanım. Buyurun. Hoş bulduk. Ben aslında çaya çıkmayacaktım. Buradaki Serkan Bey bana yorumlar atıyor, diyor ki yok kısa böğürden dolayı çıkmayacağım diye. Beni tanıyorsun diyorsun. Öyle bir şey demedim ki işte. Adam buraya benim için geldi, cuma günü bile bekledi, iki gün bekledi. Ben de onu yani bu kıymeti anladığım için biraz tanımak nezaketen istedim. Nezaketen çıkardın galiba. Ne kadar kısa olursa olsun ben böyle o kadar ciddi bir şekilde boyuma bakmıyorum. Benim için fark etmez. Sen uzun boylu olabilirsin ama... Nereden çıktı şimdi bu ya? Burada yorumlar boy için yapmak Zuhal bence... Efendim? El vermez edepsizlik edene, susmak en güzel cevaptır edebi elden gidene. Diyorum ben, başka da daha bir şey söylemiyorum. Bir insana kısa böyle İnşallah ya da uzun böyle söylemezsin. Ben seçiyorum, karar benim. Böyle peki, olumsuz mu yani karar? Olumsuz, evet. Peki. Çok kıskanç bir. Peki. Zuhal abla. Oturabilir miyim yerime? Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, oturabilirsin Angelina. Zuhal deyince Zuhal'le karıştı. Ben bana seslendi zannettim. Yok, bana bakmayın. Seslendi. Evet. Tamam. Açalım mı paravanı Serkan? Açalım bana. Peki. Bir saniye pardon. Kim? Gülçin. Efendim Gülçin. Bence Serkan yani beni seviyor. Çünkü bak Nurhan'le baya Hanif abi şahit, göz kırpıyor bana. Hanif abiyle Gülşen abla mı şahit? Evet. Neye şahit? Ne oluyor? Serkan oradan göz kırptı. Ha? Bir siz eksiktiniz. Bir siz eksiktiniz. Gülçin'e mi göz kırptın? Evet. Gülçin diyor ki isterse Jennifer Lopez gelsin, Serkan benim olacak diyor. Gülçin kararlı Serkan. Farkındayım. Gülçin çok kararlı. Bütün kriterlerimiz uyuyor. O da ana kuşsu, ben de ana kuşsu. Bitti bu iş. Tamamdır. O zaman evlenin siz. Evet. Hadi Serkan. İkiniz de anne kuşsunuz. Peki biz paravanı açalım. Zuhal ve Serkan karşılaşıyorlar efendim. Akşama geleceğim. Hacı babam evde mi? Tavukları pişirmişem, hacıyla komşuya göndermişem. Tavukları pişirmişem, hacıyla çarşıya göndermişem. Hoş geldiniz. Teşekkür Ayağınız, ederim. Hoş bulduk. Angelina Hanım, yorum yapacak mısınız? Ben sana yaptım ama ya. Yok, yapmıyor. Ayağınıza sağlık gerçekten, o kadar yolu tepip gelmişsiniz. Evet. Hani ben hiç evlenmedim. Evet. Hani çocuğunuz da varmış. Kusura bakmayın. Gene ne var? Bana kırılmayın gerçekten. Ne oldu Gülçin? Ayağınıza sağlık. Ama diyorum yani. İşte ya. Biz Serkan için yaratılmışız. Birbirimiz için ya. Allah aşkına. Ya Resulallah. Ya lütfen bak, her gelene hayır. Ne lütfen yani. Ben ne yapayım? Allah Allah. Siz bize everin, gidelim buradan. Everim. Evet. Allah'ım ya. Bugün elmas
teyze de dedi lütfen Serkan'ı getir artık nerede, dedi. Nerede pırlantam nerede niye gelmiyor pırlantam hala? Pırlantam dedi kim Serkan'ı kap kolundan getir dedi. Zuhal abla bir şey soruyorum. Efendim Angelina. Serkan Bey bir tane sorum var. Hı. Siz neden herkes Talip geldiğinde Talip'e hayır diyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Seni ilgilendiriyor mu? Evet. Evet evet. Sen niye hayır, hayır diyorsun? Anlat. Yok. Ne var? Sana kız ne? Gayet hoş senin için geldin, hediye getirdin. Tamam, niye teşekkür hayır? Ettim ben de. Yok anlat. Ben o tavukların daha iyisini yapıp getireceğim Serkan'a. Korkmayın siz. Sebebi bilmek çok merak ediyorum o yüzden. Kuzu çevirme getireceğim ben tamam, ona. Tamam Gülçin'cim sen yaparsın. İnanıyoruz. Sen çevirirsin burada o kuzuyu. Etkilendiğim biri olunca zaten ben buradan çıkıp gideceğim. Merak etme. Peki. Zuhal, Serkan'ın kararı olumsuz ama başka tarifler arayabiliriz senin için. Tabii ki. Peki adaşım hoş geldin. Hoş bulduk. Alalım seni locaya. Şimdi böyle alıyorum daha sonra tekrar tamam. Alacağım. Peki. Bu aşkın katili sen.